Demek herkes duymuş ha? He, duymuş ya. Kovmaktan beter ettiler beni. Ben Sadi'yim. Kesin Halide'nin işidir bu. O Halide'yi de yanındaki Ekrem denen adamı da doğduğuna bin pişman edeceğim. Peki ya Kemal'le ne olacak? Kemal'le bir araya gelmemiz imkansız artık. O boşanana kadar olmaz. Serap Hanım, sen de işçilerinle bir olmuşsun, çalışıyormuşsun diye duyduk. Aferin sana. Ne var, ne istiyorsunuz? Vaktin daralıyor Serap Hanım. İki günün kaldı. Yeter be. İkide bir de karşıma çıkmayın. Kaç gün kaldığını ben de biliyorum. Hadi şimdi gidin buradan. Bana bak. Çenene mukayyet ol. Sen kimle aşık attığını daha bellemedin. Pazartesi 100.000 lira masamda olmazsa... cezanı keserim. Haberin olsun. Güllü? Kemal. Bu işi yetiştirmemiz lazım. Merak etme, yetişecek. Yetiştiremeyeceklerini defalarca söyledim ama anlamak istemiyorum. Kendini ne kadar gülünç duruma düşürdüğünün farkında bile değil. Hakikaten acıyorum ona. Güllü! Depoda yer kalmamış. Tek mil pamuk dolmuş her taraf. E sen mi? İnanmıyorsan gel de bak. Gel hadi gel. Şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Başardık. Selim, dokuma fabrikasını ara. Kamyoneti yollasınlar. Yarın bütün pamuğu yükleyin. Tamam. Arkadaşlar, sağ olun, var olun.
Her şey sizin sayenizde oldu. Fabrikanın itibarını korudunuz. Hisselerin bölünmesine, belki de fabrikanın iflas etmesine mani oldu bu emeğiniz. Hadi, şimdi gidin dinlenin. Yarından itibaren bu emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Size söz veriyorum. Alo. Halide. Benim, Selim. Bir şey mi oldu Selim? Serap Hanım ve işçiler teslimatı hazırladılar. Bilmek istersin diye düşündüm. Ne? Hepsini mi? Evet, hepsini. Serap Hanım malı yarın nakledecek. Parası da derhal hesabına geçecek. Tamam Selim. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Alo? Ne? Yangın mı? Ne zaman? Nasıl oldu bu? Hemen geliyorum. Yasina! Gülizar! Gülizar! Buyurun hanımım, hayrola? Yasina! Gülizar'a söyle, Muzaffer Ali'ye baksın. Kötü bir şey mi oldu hanımım? Fabrikada yangın çıkmış. Abo! Gir oğlum içeri. Bakın yanlış yapıyorsunuz. Ben bir şey yapmadım. Zannettiğiniz gibi değil. Boşuna yorma çevreni. Komutan gelsin, ben de sana anlatırsın. Kimseye bir şey olmuş mu? Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Neresi yanmış? Hasar büyük mü? Neyse ki itfaiye hemen yetişip söndürmüş. Başka yerlere sıçramamış. Ancak... Ancak ne? Görmeseniz daha iyi. Görmedin mi bir adam? Koca depo kendi kendine mi yandı? Anam, sabaha karşı dan yeri armadan daha bir koku aldım. Koştum geldim hemen. Tek başıma söndürmeye çalıştım ama muvaffak olamadım anam. Sonra itfaiye aradım. Geldiler az vakitte geldiler ama yetmedi be ya. Yandı hepsi, yetişemedim.
Hiçbir şey bulamadınız mı çavuş? Tahkikata devam ediyoruz Serap Hanım. Ancak şu ana kadar bir kasıt alameti bulamadık. Belki de bir kaza olmuştur. Hayır, bunu birisi kasten yaptı. Kasten çıkardı bu yangını eminim. İyi düşün. Fabrikaya bir giren çıkan falan olmadı mı? Hiç mi bir şey görmedin? Vallahi kimseyi görmedim hanım. Esat'tan görmedim. Yani belki de ben görmedim. Çünkü bir vakit nasıl oldu anlamadım ama içim geçmiş. O ara biri girdiyse bilmiyorum oraya. Aferin sana. Aferin. Sabaha kadar çalışıp doldurduk o depoyu. Herkesin rızkı vardı içeride. Uyudun ha? Şimdi ne yapayım ben seni? Ha, ne yapayım be adam? Ne yapayım sakin seni? Sakin ol Serap Hanım. Elini ayağını öpeyim hanımım. Nasıl oldu anlamadım ben de. Öyle içim geçmiş. Affet beni hanımım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.